Herkese merhabalar arkadaşlar. Elimde gördüğünüz gibi 2 adet güzel kargo bulunuyor. Bir tanesi Adidas'tan, bir tanesi ise Under Armour'dan. Bayağıdır kendim sıkıyordum ama sonunda patladık arkadaşlar. Hem Adidas'ta, hem Under Armour'da, hem Nike'da güzel indirimler vardı. Gerçi Nike'dan bir şey alamıyorsunuz. Yurt dışından geliyor işte 150 euro sınırı falan derken. Ama Adidas, o geçen açtığım dev kargonun üstüne kendimi tutamadım ve birkaç adet daha sipariş verdim. Bu var, gelecek olan bir tane daha var. Bir de Under Armour sürekli beni taciz eder hale geldi. Üniversiteleri de bilgileriniz girdikten sonra bunu unutma sepetinde sana özel %10 indirim, sana özel %15 indirim deyip sürekli sizleri böyle dürtüyorlar. Bu da dürtülme sonucu alınan bir ürün oldu. 2 adet jogger var arkadaşlar. Bir tanesi bende zaten vardı. Onun farklı bir rengini aldım. Ama bence Under Armour'un en güzel joggerları, eşofmanları. Bayılıyorum yani. Bana da çok yakıştığı için. Bir tanesini de denemek için indirimden aldım. Buranın güzel bir fiyatı var. 2,500-2,600'e yakın arkadaşlar bunun bedeli. Maalesef çok pahalı biliyorsunuz her şey. Adidas'ta ise harika bir indirim biliyorsunuz. Geçen de zaten dev bir kargo açımı yaptım. Onun üstüne o kargo açımından sonra dayanamadım. Yani tekrar girip baktım. Bir şeylerden sipariş edesim geldi. Bu da yine aşağı yukarı %50 indirimli gelmiş oldu. Adidas bu sene 50 saat için %50 indirim yapmadı. %30 ekstra indirim yaptı. O da her ürünlerde yoktu. O şekilde %50'ye geliyordu. Normalde 3000 liradan 1500 lira dolaylarına gelen burada bir ayakkabımız var. Daha fazla beklemeden de hangisini açsam bilemiyorum. Şu an ikisi de çok güzel duruyor. Her zaman yaptığımız gibi ama ilk önce tekstil ürünleriyle, sonra ise ayakkabıyla devam edelim ve Under Armour açalım. Poşetimiz böyle. Under Armour poşetle gönderiyor arkadaşlar. Geçen hatırlarsanız Curry'yi almıştık. Onda devasa bir şeyle gelmişti. Aman çizmeyeyim, etmeyeyim. 2600 liralık kargoyu mahvetmeyelim. Bu şekilde ilk ürünümüz olive renkli, yani zeytin rengi diyebileceğimiz indirimde olan bir jogger vardı arkadaşlar. Şu sıralar kışın özellikle pantolon giymeyi bıraktım. Sadece eşofman altı giyiyorum. O da Lufia'nın bende olan birkaç tane eşofmanı giyiyorum. Farklı farklı şeylerde söyleme ihtiyacı oluşmaya başladı. Ama bunlar tabii ki kışlık değil. Jogger'lara tekrar eğildim. Bu da simsiyah. Şu an kamerada çok gözükmüyor ama Under Armour'un en üst, en güzel eşofmanlarından biri arkadaşlar. İkisini de L alıyorum bu arada. Benim bedenim direkt alt L, üst medium. Eğer değişmediyse, uzun süredir üst sipariş etmedim ama içinden arkadaşlar irsaliyesi ve iade formu çıkıyor. Bunlar köşede dursun. Evet, poşetimiz bu kadar. Başka da bir şey yok. Hemen şu madem siyah önümüzde, siyahımızı açalım. 2000 lira normalde %10 indirimle işte 1800 civarına geldi. Beni kandırdılar diyorum. Tongaya düştük. Şöyle çıkartalım. Uf, çok iyi. Çok iyi. Hemen üstüme deneyip giymek için sabırsızlanıyorum. Yani abi bunun bu kadar olayı ne diyorsanız arkadaşlar, kumaşı. Yani kumaşı inanılmaz. Bir de bendeki duruş da cidden çok güzel oluyor. Belinde kullanılan lastiği harika. Gördüğünüz gibi large Under Armour etiketimiz bu şekilde. İçinde stealth, ha yok stormmuş pardon, water repellent, yani su itici. Dribble water repellent finish keeps you dry and light. Evet, gerçekten keyifli bir giyimi var. İçindeki bağcıkları bu şekilde. Arkasında telefonunuzu, paranızı koyabileceğiniz ekstra bir cebi var, fermuarlı. Fena değil diyelim, koşuyorsunuz ediyorsunuz, buraya koyabilirsiniz. Bende bunun grisi vardı, hatırlarsınız belki vloglardan. 2 adet cebimiz var. Pantolon gibi de giyilebilir aslında, çok fazla kendini belli etmiyor. Özellikle siyah renkli oluşu zaten. Açalım daha neyimiz var. 1 adet Under Armour logosu. Çok fazla logolamanın olduğu bir ürün de değil bu. Diğer taraflarında da pek yer almıyor. Evet, şu şekilde. Dizlerinde ekstra bir dikiş, farklı bir katman. Onun dışında da fazla bir şey yok belirttiğim gibi. Bu kadar. İlk ürünümüz bu şekildeydi. Bu benim dediğim gibi favori ürünüm. İkinci ürünümüz ise bu. Bakalım bu nasıl olacak. Bunu çok beklentisiz aldım. Çok iyi bir şey beklemiyorum. Çünkü Under Armour'da kaliteler çok ilginç arkadaşlar. Eğer biraz uygun ürün alıyorsanız ciddi manada dandik çıkabiliyor. Dolayısıyla hani daha teknolojili, daha yeni veya pahalı olanları almanızı öneririm. İşte Rush koleksiyonu gibi, işte Storm koleksiyonu, Stealth koleksiyonu vardı. Ne bileyim, biraz ucuz oldu mu? Mesela bu. Yani gerçekten ciddi fark var yani diğeriyle arasında şu anda. İçini göstereyim size. İplikli.
örme. Instagram'da vesaire satılan tarzda gibi duruyor. Çok kaliteli durmuyor. Tabii bunların kesimleri, dikimleri mutlaka daha iyi ama baktığım zaman hani Trendyol'dan da ucuz ürünler alıyorum bazen. Onlara benziyor. İşte iplikler var sağda solda, şurada da iplik var. Böyle şeylerle karşılaşılabiliyor. Dediğim gibi bu indirimdeydi. 600 küsürdü. Yine çok da uygun değildi yani. UA Rival Terry Jogger diye geçen. Ya aslında resimlerden anlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi almayacaktım. Çok da inceymiş. Bu yazlık olarak giyilebilir. Veya içine içlik giyip kışın da giyebilirsiniz. Kocaman bir Under Armour logosu var. Beli bu şekilde, iplikleri, bağcıkları da. Aynı şekilde large aldım yine. İkisini, her ikisini de deneyeceğim. Sizler de üstümde nasıl duruyor ona bakarsınız. Ama yani bundan çok beklentim yok. Geri iade etmeyi de düşünmüyorum ama yani yine de bulunsun olive rengi bir jogger. Evet, Under Armour'ları aradan çıkardık. Sıra ise arkadaşlar Adidas'ımızda. Hemen açalım bakalım neymiş ne değilmiş, merak içindeyim. Yılların bekleyişi sona erdi diyorum sizlere arkadaşlar. Abartmıyorum, bu kanalı açtığımdan beri bu rengini bir alsam dediğim bir ayakkabıydı. Bende farklı bir rengi var, onu da siz çok iyi biliyorsunuz. Özellikle bir sıra bel fıtığından çok fena sakatlanmıştım. Yani ameliyat olmanın eşiğindeydim. İki yerde çok kötü patlamıştı. İki aya yakın hani doğru düzgün yürüyememiştim. O sıralarda çok tercih ettiğim bir ayakkabıydı ve ondan sonra tabii ki benim vazgeçilmezlerimden oldu. Şöyle çıkartıyorum ayakkabı kutumu. Tanıyanlarınız belki olmuştur. Bir adette poşeti çıkıyor biliyorsunuz. Adidas bazen içinde gönderiyor, bazen dışında gönderiyor. Arkadaşlar kutusundan belki tanırsınız diyeceğim ama tabii çok da kolay tanınacak bir kutu değil. Simsiyah bir kutu bu arada. Üzerinde 3 çizgi baskılanmış diyeyim. Adidas logosu aynı şekilde. Çok hoşuma gitti bu arada bu tasarım. Adidas NMD var elimde arkadaşlar. 44.5 numara. Çok çok güzel bir ayakkabı. Çok rahat bir ayakkabı. Zamanında piyasaları da sarsmış olan bir ayakkabı. Ultra Boost'la birlikte piyasaları çıkmıştı. 2018-2019 civarları. O sıralar Adidas'ın Jordan markasını geçtiği Amerika'da da, dünyada da. Yani efsane bir yıldı Adidas için. İşte basketbol ayakkabıları da aynı şekilde. Crazy Light'lar gelmişti. Crazy Explosive'ler gelmişti. O zaman da bu ayakkabı da çok çok tutulmuştu. Ünlüler giyiyordu, işte Kylie Jenner'lar, Kim Kardashian'lar giyiyordu Ultra Boost'larla birlikte. Ben de o sıralarda işte kanalı açtım yeni yeni. Zaten ayakkabılara olan ilgim çok fazla. Basketbol ayakkabılarının yanında bu şekilde gündeliklerde giyiyorum. Derken bunun farklı rengini, siyah rengini aldım. Şu anda ise daha açık bir rengi var diyelim. Beyaz rengi var elimde. O zamandan beri de beyazı da alsam istiyordum fakat tabii ki çok fazla ayakkabı her daim aldığımız için iki rengini almak biraz lüks kaçabiliyordu. Neyse şimdi indirimden dediğim gibi 1500 liraları aldım. Yani cidden komik bir rakam oldu artık. Çünkü 3000 liralar, 3500 liralar yeni çıkanları, hatta NMD bu R1, R2'lar var. NMD farklı farklı collaboration'lar var. 5'lere 6'lara daha yukarılara çıkıyor. Ama benim istediğim zaten buydu. Çok aşırı şatafatlı olmasına gerek yok. Sade, tatlı, güzel, hafif renkli, hafif beyaz. Tam benlik bir ayakkabı. Şimdi açıyoruz sizlerle. Size görüyorum. Bang bang. Bakalım nasılmış. Güzel bir Adidas kağıdı. Sarı. Adidaslar yazıyor beyaz kağıdın içinde. Ve NMD. Oho, mavili kırmızılı. Sonunda elimde. Let's go diyorum. Biraz beyazları da farklı renkmiş. Hızlı kirlenecek bir ayakkabı arkadaşlar. Şimdi elim alır almaz onu hissettirdi bana. Baya baya kolay. Leş gibi olur ama bilmiyorum siz de öyle misiniz ama her daim bembeyazdan ziyade böyle giyilmiş, hafif temiz, hafif kirli, o tarz beyazlar da güzel. Ama yaz için bu tarz ayakkabıları ben çok seviyorum. Aslında durumunuz olacak. Her yaz şöyle güzel güzel beyaz ayakkabılar alacaksınız, rahat rahat giyeceksiniz. Veya güzel temizleyeceksiniz. Bu arada beyaz ayakkabılarla alakalı da bir temizlik videosu yapmak istiyorum. Uzun süredir temizlik videosu yapmak istiyorum. Fakat bir türlü yapamadım. Şunu da koyacak yer bulamadım bu arada. Çünkü hani ayakkabıları şöyle güzel bir pisleteyim, temizleyeyim, onun için oturayım yapayım diyemedim arkadaşlar. Sizlere de güzel bir sunum yapmak istediğim için de aceleye getirmek istemiyorum. Ama bir temizlik videosu görmek ister misiniz? Yorum kısmında lütfen desteklerinizi gösterin. Ve ayakkabımız elimizde. NMD'nin ilk çıkışı, birinci versiyonu ve gayet güzel. Altı Boost yastıklaması, tabanı da yine mükemmel gözüküyor. Adidas, The Brand with Three Stripes, Almancası herhalde ve farklı dillerde olan yazımları ile birlikte logosu. Bu tabanı gerçekten artık ikonik bir taban. Bendeki siyah rengini de göstermek istiyorum size, ne hale geldi. Onu da bir görün. Dediğim gibi çok giydiğim, çok tercih ettiğim bir ayakkabı oldu siyah rengi. Aşırı bir yastıklama beklemiyorum bundan. Rahat, gündelik, giyebileceğiniz, hafif yere yakın ama yine de
şu arkada kondurulmuş plastik tabakasıyla şık güzel gözüken hoş bir model. Dizayn detaylarına bakalım. Çok performans incelemesi yapılabilecek bir ayakkabı değil. Çünkü bu casual, günlük giyilebilecek bir ayakkabı. Üstü prime knit. Şu etiketleriyle başlayayım arkadaşlar. Adidas NMD R1 Original serisinden geliyor bu. Alt tarafı sert plastik ve sizlerin daha rahat yürüyüşünü sağlamanız için çıkıntılar, girintiler, her türlü tutucularla bezenmiş. Yastıklaması Boost. Bu bayağı yumuşak geldi. Şu an elimi görüyorsunuz bayağı rahat giriyor. Bendeki siyahı artık düzledim arkadaşlar. Yani bitti Boost'un etkisi diyebilirim. Çok fazla giyildiği zaman bu yastıklamalar yavaş yavaş kendini feda ediyor ve eskisi gibi zıp zıp yumuşak bir his bırakmıyor sizlere. İçinde ve dışında plastik tabaka var. Bu hem ayakkabıya şekil veriyor. Yani ayağınızın içeride durmasını sağlıyor. Bir form veriyor. Hem de tabii ki görüntü olarak kırmızıya boyamışlar. Çok hoş duruyor. Önde sadece çaprazlı bir Adidas logosu yer alan mavi küçük tabaka mevcut. Öne doğru gittikçe Boost'un küçüldüğünü görüyorsunuz. Zaten bu görünen kadar da büyük bir yere basmıyorsunuz. Yani ayağınız bastığınız zaman bakayım nerede. Hemen şuralarda falan yer alacak. Dolayısıyla bir miktar kalın yine tabii ki arka taraf ama bu göründüğü kadar büyük bir Boost tabakası yok. Üst kısım bir tip üretilmiş. Gördüğünüz tüm üst kısım prime knit dediğimiz, yani Adidas'ın eskiden beri kullandığı hafif esnek bir yapı. Şu içindekileri çıkartalım. İçinden görüyorsunuz tatlı güzel bir karton çıktı. İçinde ne yazıyormuş? Adidas, aynı şekilde The Brand with Three Stripes yazıyor. Şu an daha yeni, gıcır gıcır böyle esnemiyor. Biraz sert. Bendeki o kadar artık yumuşacık bir şeye dönüşmüştü ki. Bu biraz daha sertmiş ama arkadaşlar. Bendeki R2 da olabilir. Emin değilim tabii ki, yıllar geçti. Bende olan siyah versiyonu, burası biraz daha çorabımvari, çorabımsı. Ön kısım daha esnek. Belki de zamanla da esnetmiş olabilirim bunu. Gayet keyifli ve havadar oluyor bu kumaşlar. Şöyle içinden baktığınız zaman bile ışığın geçtiğini, içeriği aydınlattığını görüyorsunuz. Bağcıkları hiç kullanmıyorum. Bu şekilde neredeyse geldiği haliyle bırakıyorum. 3 çizgimiz var ve şuralarda şeritler biraz olsun kuvvetlendirecek, yapıya form verecek. Arka kısım cidden çok hoş. Adidas'ın 3 çizgili ve yapraklı tasarımı logosu burada yer alıyor. Ve plastik bir katman tutma şeridi. Yine burada da Almancası, İngilizcesi Three Stripes'ın. Genelde ben bunu çok kullanıyorum. Bilmiyorum siz ayakkabılarda çok kullanıyor musunuz ama ayağımı içeri koyarken şu şekilde rahat rahat basıyorum. Arka topuk kısmı dediğim gibi güzel gözüküyor. Keyifli, tatlı bir tasarım söz konusu. 44,5 aldım her zamanki gibi. Yine tam uyacağını düşünüyorum. Bendeki de 44,5'tu. Şurada ise herhalde seri numarası yer alıyor. Bunların hepsinin seri numarası varsa. Biliyorsunuz bazı ayakkabılar böyle 1500 tane üretiliyor, 2000 tane üretiliyor. Bu da onlardan biri olabilir. Geçen TOG reklamında gördüm. TOG'da da öyle bir şey varmış. Serili üretiliyormuş ve arabanın kapısının içinde yanında hangisi olduğu yazıyormuş. Bence çok tatlı oluyor bu tarz dokundurmalar. İşte 10.000 tane var, seninkisi 5.300. gibi bir şeyle normal sattığın ayakkabıya ufak bir dizayn detayı, kişiselleştirme unsuru koyuyorsun. Sadece bir hoşuma gitmeyen kısım belki şurası oldu. Biraz sert geldi arkadaşlar. Dikişlerle sert bir şerit geçiyor tüm ayakkabının çevresinden. Arka kısımda çok bir pedleme yok. Biraz daha pedleme de konabilirdi. Bilmiyorum, bakalım siyaha kadar rahat olacak mı? Şu an için tam emin olamadım. Hafif bir endişelenme hissediyorum arkadaşlar. Ama eşofmanlarımızla birlikte, jogger'larımızla birlikte ayağımıza giyer deneriz diyorum. Beğendiniz mi ayakkabıyı, nasıl? Tabii bir de şu an kombinlerle görürsünüz. Zaten üstümde Adidas tişörtü var. Altımda Under Armour eşofmanlarıyla, bakalım bu ayakkabı nasıl olacak? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki eşofman da güzel oldu ama yani bu farklı bir olay gerçekten. Dediğim gibi bende farklı bir rengi vardı zaten ama bütün renklerini alasım var. Bu eşofmanın bütün renklerini alasım var. Bakalım şimdi yeni NMD'lerle nasıl olacak. Bu arada Adidas çoraplarımı giymeyi de unutmadım. Umarım fark etmişsinizdir. Her zaman bunu yapamasam da sevgili kedimle sizlere şu an açılışı yapıyorum. Ne oldu Sushi? Ne oldu? Beni de çekme diyorsun.
Tamam kızım, gel sen de gel. Sevgi canavarı. Oo, bu kesinlikle siyahtan farklı. Şu an hissiyatı tabii 5 senelik bir ayakkabıyla yeni alınan bir ayakkabı aynı olmasını çok da beklememek lazım. Kızım, ben şu an ayakkabıyı göstermeye çalışıyorum. Sen. Evet, elime dokunmaya çalışıyor arkadaşlar. Sevilmeye çalışıyor. Çok farklı. Çok fit. Yani bendeki daha terlik boyutundaydı. Şöyle çıkartalım. Evet, bu çok çok daha farklı geldi arkadaşlar. Vay. Ama güzel oldu ya. Ne diyorsunuz? Görüntü çok güzel oldu. Şöyle çevireyim size. Gayet güzel bir görüntü oldu bence arkadaşlar. Ne dersiniz? İçi daha kaygan. Diğeri bu kadar içi kaygan gibi değildi. Şu an çok merak ettim. Neymiş bu kayganlığın sebebi? Buz çok daha yumuşak ve hissedilebilir. Şu arkadaki yeri tutup çekip kullanmak çok güzel olur. Çok keyifli oluyor bu NMD'lerde. Kullanışlı yapmışlar. Evet, çok rahat. Yastıklaması çok daha fazla. Ve beyaz gerçekten güzel oluyor. Böyle beyaz çorapla, Adidas çorapla şu an harika. Hani şortlarınıza da giyebilirsiniz. Daha yukarı doğru çıkan joggerlarınıza da giyebilirsiniz. Veya bu tarz Under Armour'la da harika gitti. Diğer Olive de güzel ama ne diyorsunuz bu arada? Yorumlarınızı da alayım. Üstümde bu arada Adidas görüyorsunuz. Evet, güzel bir kombin yaptım ya. Kendimle şu an gurur duydum. Keyifli gerçekten. Ayakkabı arkadaşlar bayağı rahat. Tabii bu cage'ler, yani o görmüş olduğunuz kırmızı ve mavi plakalar biraz olsun sertlik sunuyor. Ama stepping comfort dediğimiz, yani böyle adım atma rahatlığı gayet güzel. Bu arada ayakkabıyı beğeniyor musunuz NMD'yi? Bilmiyorum, bana yakıştığını düşünüyorum ben. Görüntü olarak ben de ilk başta hemen ısınamamıştım yıllar önce. Fakat gittikçe ısınmaya başladım. İçimde büyüdü resmen. Ve şu an ise baya baya hoşuma gidiyor. Alt tabanı böyle bir değişik, bir büyük düz. Ama bu zaten klasik artık farklı Adidas tasarımı diye düşünebiliriz. Gerçekten keyifli, güzelmiş ya. Hoşuma gitti. Ben size bendeki siyahını da göstereyim arkadaşlar. Beyaz mı siyah mı siz karar verin. Siyah tabii ki çok daha gözükmeyen bir ayakkabı buna nazaran. Ben hani çıkartmakla uğraşmıyorum en başta. Ama sizlere gösterirken bazen sinirimi bozabiliyor. Evet. Bu şekilde siyaha getiriyorum şimdi. Hoppa. Evet, siyahı da buydu arkadaşlar. Bayağı tabii buna göre pislenmiş. Gördüğünüz gibi üstü daha çorapvari bir yapı. Ve çok daha yumuşak, esnek. Ne olduğunu etiketi yok değil mi? Hani Arvan mı, Artu mu? Ama arkası bakın birebir aynı. Alt tabanı, gum bottom dediğimiz sakız taban. 5 yıllık ve sürekli giyilen bir süreçte yine iyi duruyor. Ama bence bir temizleme videosunu da hak ediyor bu. Gerçekten. Bakın burada da seri numarası var. Burada da varmış ya. Seri numarası değilmiş bu arada bu. R4... Ha, seri numarası da olabilir. Belli. Emin değilim. Umarım beğendiğiniz keyifli bir video olmuştur. Benim çok hoşuma gitti. Sadece ayakkabı değil de bu şekilde tekstillerde açtığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Eski günlere dönüyorum adeta. Ayakkabı dairesini biliyorsunuz. Bir zamanlar daha çok ilk sıralar bayağı dev kargolar açıyorduk. O kadar olmasa da yine keyifli güzel kargolar açıyoruz. Güncel ekonomide yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Destekleriniz için sonsuz teşekkürler. Bir sonraki kargo açımında görüşmek dileğiyle, incelemede görüşmek dileğiyle. Artık dediğim gibi bunları incelemeye gerek yok. Zaten yes sir. Bu tarz kutu açımları bu ayakkabılar için birçok manada zaten inceleme gibi oluyor. Görüşmek dileğiyle, ayakkabı dersi bugünlük